Merhabalar, ben uzman fizyoterapist Enes Arıca. Topuk dikeni ilk defa Alman cerrah Pleter tarafından kullanılmıştır. Sıklıkla topuk geminin iç tarafı üzerine plantar fasilitin bağlanma noktası üzerinde oluşur. Topuk dikeni plantar fasyanın başlangıç kısmında kalsiyum birikmesiyle oluşan kemiksi bir çıkıntıdır. Bu sert kemik dikenine benzer. O yüzden bu isim verilir. Topuk dikeni ve plantar fasilit birbirinden ayrılır. Topuk dikeni genel itibariyle ağrı yapmaz. ABD'de yapılan bir çalışmada %80 topuk dikeni olan hastalar toplanmış. Bunun sadece %15'inde topuk ağrısı meydana gelmektedir. Yani topuk dikeni ağrı yapmaz, plantar fasilite ağrı yapar. Bunun temel nedeni topuk dikeni etrafındaki yumuşak dokuda iritasyonla beraber ağrı meydana gelmesidir. Özellikle uzun süre hareketsiz kalındığında ilk adımda şiddetli ve keskin ağrı olur. Şişlik ve hassasiyet görülebilir uzun süre mekanik stres altında kalanlarda kıkırdak zoku zamanla esnekliğini yitirir ve o bölgede dejeneratif süreç başlar. Bu süreçte vücut kendini koruma mekanizması olarak o bölgeye bazı mineraller gelir. Bu mineraller o bölgedeki kıkırdak dokuyu sertleştirir ve oraya o bölgede birikerek kemikleşir. Kilo, yaş, uzun süre ayakta kalma, ağır fiziksel aktivite bunun temel nedenidir. Cerrahi pek tercih edilmez çünkü tekrar nüksetme olasılığı çok yüksektir. Genel itibariyle fizik tedavide egzersiz, bantlama, refleksoloji ve citos terapi önerilir. Konu hakkında sorularınız varsa yorumlara bekliyoruz.